EKTV'den merhabalar, kulis müdürlerine hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi 21 Mayıs Cumartesi akşamı saat 6'da İstanbul Maltepe Meeting alanında çok büyük bir mitinge hazırlanıyor. Hatırlarsınız Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı ve hapis cezasının onanmasının ardından orada il başkanlığında yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu kitleye dönmüş, demişti ki Bursa'da yapacağımız mitingi İstanbul'a aldık, bunu buradan ilan ediyorum dedi. Bütün bir iki hafta boyunca İstanbul il örgütleri bu mitinge çalıştı, hazırlandı. Kitleler ne diyor? Sosyal medyada da takip ediyorsunuz. Acaba siyaset kulislerinde neler oluyor? Şimdi bunu konuşacağız. Kulis müdürlerine tekrar hoş geldiniz. Ben Emre Kulcaray. Ben Ali Kemal Erdem. Hoş geldiniz. Ali Kemal, ne diyorsun? Bu mitingde neler olacak? Şimdi senin de söylediğin gibi iddialı hazırlanıyorlar. Öncelikle tabii bu mitinglerden çıktı. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine bir tepki olarak Bursa'dan İstanbul'a alındı. Ancak benim parti kulislerinden edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir meydan okumaya çevirmek istiyor. Ve parti içerisinde konuşulan şu: eğer deniyor ki bu miting gerçekten çok görkemli geçerse, çok büyük kitleler toplanırsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmi olmasa da gayri resmi ilan olacak. Yani tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu altılı masada karara bağlanmadan ben Millet İttifakı'nın adayıyım demez. Ama artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak noktasındaki kafa karışıklıklarını bitirmeyi planlıyorlar. Yani meydanda iktidara yönelik çok sert eleştiriler göreceğiz. Ancak asıl mesaj parti içine verilmek isteniyor. Çünkü CHP tabanında halen bir kafa karışıklığı var. Aslında CHP tabanındaki kafa karışıklığı muhalefetin tamamında var. Nedir? İmamoğlu mu olsun, Mansur Yavaş mı olsun, işte Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun konusunda düşünceler hakim. Belediye başkanlarıyla bu seçim daha rahat kazanılacağına inananlar var. Ama buna karşılık parti üst yönetimiyse Kemal Bey'in olmasını istiyor. Şimdi son süreçlerde bazı gelişmeler oldu. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisindeki hataları, iletişim kazaları malumunuz. Onu tekrar etmeye gerek yok. Biz de eleştirdik. Ondan dolayı bir ivme kaybetti ve daha doğrusu kendisini destekleyen kesimlerde bir soru işaretine yol açtı. Şimdi Mansur Yavaş'la alakalı da geçtiğimiz günlerde şöyle bir gelişme oldu. Ahmet Türk, Kürt kamuoyunda bilinen bir isim, eski bir milletvekili. Bir röportajında Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy vermeyebileceğini iddia etti. İddia etti diyorum çünkü bu işlerin hani seçime girmeden belli olmaz. Bu da bir soru, kamuoyunda bir soru işaretine yol açtı. Çünkü Kürtlerin destek vermeden Millet İttifakı'nın tek başına seçimi göstermesi zor görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi anladığım kadarıyla bu gelişmeleri gözlemliyor. Kemal Bey'in adaylığı noktasında bir avantaj yakaladığına dair bir inançları oluştu. Ve son süreçlerde işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat çıkışı, işte Canan Kaftancıoğlu konusunda aldığı tavrın en azından parti tabanında beğeni toplamasının ardından bütün bu genel konjektürü, yani işte mevcut Cumhurbaşkanı adaylarının biraz ivme kaybetmesi ve siyasi konjektürü kendi adaylığının ön plana çıkması için bir fırsatı çevirmeye çalışacağı konuşuluyor. Miting de bu açıdan çok önemli olabilir ve CHP bu mitinge her zamankinden fazla hazırlanıyor. Yani aldığım bilgilere göre, dün partinin eski bir üst yöneticisiyle de görüştüm, akşam saatlerinde bir haber yapmıştım, onun ardından görüştüm. Hani İzmir'den, Ankara'dan bile partiler getirileceği söyleniyor. Hatta artık tabii evdeki hesap çarşıya uyar mı bilmem ama İzmir'den getirilmesi planlanan partili sayısı 5000 civarında deniyor. Yani 5000 kişi katılacak, gelecek ve mitinge katılacak. İstanbul'da bir çaba var. Eğer orada gerçekten karşısında devasa bir kalabalık görürse Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında çok daha kuvvetli sinyaller vereceği, olacağım yani benim demeyecek ama çok kuvvetli sinyaller vereceği ve parti içerisinde artık Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu iş olur mu, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı mıdır ya da olursa ne olur noktasındaki endişelerin biraz azalacağı konusunda bir inanç var. Tabii ki bu asıl sorunun cevabını o gün seçimde alacağız. Bu dediklerim tamamen parti içerisinde konuşulan, birebir ağızlarda söylenen bilgiler. Ama asıl cevabı cumartesi akşam alacağız.
Bence müdür, hani ben bu sürece baktığımda bu cumartesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı benim arkadaş diye bunu öncelikle de milletime, bu kitleme, halkıma açıklıyorum diyebilir de, neden düşünüyorum? Çünkü öyle bir afişler atılmış ki, afişlere dikkat ettiysem Kemal Evet. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, arkada coşkulu bir kalabalık, yanında milletin sesi yazıyor. Yani Evet. hatırla, bu Tayyip Erdoğan'ın önceki seçimlerde kullandığı milletin adamı, işte milletin güveni, hani oradaki o milletin ibaresini bu mitinglerde kullanmışlar. Gerçi ben onu ilk gördüğümde ya hani biraz bu biraz kopyacılık mı, ya da oradan biraz ışık çalmaya mı çalışıyorlar, ilgi çalmaya mı almaya mı çalışıyorlar, neyse artık hangisine uygun görürse izleyicimiz diye düşündüm. Hatta benim düşüncem şu, biliyorsun geçtiğimiz hafta EYT mitingi de vardı. EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'nin dört bir yanından otobüslere doluştular ve İstanbul'a geldiler. Orada ses yükselttiler. Zaten piyasada bir ekonomik anlamda yaşanan büyük zorluklar var. Ekmek iyice aslanın midesinde, yaşam her geçen gün daha da ağırlaşıyor, yaşam koşulları ve hatta İran'da yükselen bir enflasyona karşı mücadele, hatta bir savaş var orada, bir isyan var. Bu neden Türkiye'de bizim muhalefet böyle bir isyanı ya da böyle bir protestoyu örgütlemiyor diye soranlar da var. Muhalefeti tüm bu yaşanan enflasyon ve pahalılık karşısında halkı korumadığına, halkın sesi olmadığına dair bir eleştiri de geliyor öbür taraftan. Ve sen de söyledin, Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili Ahmet Türk'ün söylemi, Ekrem İmamoğlu'nun mesela basın sözcülüğünü kaldırdık demesi, o Trabzon Evet. gezisinden sonra Murat Ongun şu an ortalıklarda yok. Ne oldu, ne bitti? Kendisinden bizzat bir Murat Ongun'un resmi Twitter adresinden veya kendisinden bir açıklama gelmedi şimdiye kadar. Böylelikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da ben elendiğini düşünüyorum ve bu cumartesi akşamı ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde, sahnede Millet İttifakı'nın adayı benim demesini bekliyorum. Az önce sen söyledin, hani Millet İttifakı bileşenleri, partilerle bu konuşma yapıldı mı? Ben yapılmıştır ve şu ana kadar açıklanmaması üzerine bir ortak sır anlaşması yapmışlardır diye de düşünüyorum müdür. Ne dersin? Şimdi şöyle, zaten Millet İttifakı'nın diğer liderleri CHP'ye verdikleri mesaj şuydu. Hani CHP'nin özellikle adayının kim olacağını belirlenmesi öncelikli olarak CHP'nin kendi iç sorunu. Yani Ekrem İmamoğlu aday gösterilir mi, gösterilmez mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olur noktasındaki tavırları önce bir kere CHP'nin kendi iç sorunu olarak görüyorlar. Yani CHP kendisi belirlesin. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayıyım demez ama ben bu işe adayım der. Yani şimdi Millet İttifakı'nın adayım dediğin zaman diğerleri adına da bir görüş beyan etmiş oluyorsun. Ama kendi partisinin adayı olarak yani ben CHP'nin adayı olarak ortaya çıkıyorum diyebilir. Dediğim gibi yani katılıyorum. Evet, işte dün akşam bir parti yetkilisiyle görüştüm. Eğer diyor gerçekten orada çok ciddi bir kalabalık görürse adaylığını ilan eder diyor. Ama bu adaylık dediğim gibi ben Millet İttifakı'nın adayım demez. Ya. Ya Ama müdür, bir şöyle yan der. İşte müdür. ben bu işte bir şey mi koyacağım işte gövdemi koyacağım. Ama ne der? İşte altılı masayla oturacağız, karar vereceğiz. Görevden kaçmam ama son karar yine onlar vereceğini söyler. Yani söylemek zorunda kalır. Çünkü öbür türlü erken angaje etmiş olabilir. Yani şu da bir gerçek. Şimdi seçime doğru bir bakarsın anketlerde adam 10 puan farkla yeniliyor diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu misal. O gün belki bir dümen kırabilirler. Ki gerçi geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşük gösteren bir meşhur bir anket firması vardı. O bile ilk defa bir puan da önde göstermiş. Yani eğer gerçekten konjonktür bu şekilde devam ederse şansı yüksek. Fakat benim bir noktada şeyim var. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Hani CHP kitle toplamak için çok büyük bir çaba sarf ediyor ama CHP'de gözlemlerim kadarıyla örgütlerde bir hantallık var. Mesela ben Kartal'da oturuyorum. Kartal İstanbul'dan geçmişten beri sosyal demokratların çok güçlü olduğu bir ilçedir. Yani, işte mitingler de olacak Maltepe'de. Sahilden yürümeye kalksan 20 dakika ya
Sabahleyin şöyle bir alıcı göze çıktım, etrafa baktım müdür. Böyle iki tane bir yerde işte tam böyle sahilden, E5'ten sahile inen bir yol var. Orada bir iki tane afiş gördüm. Zaten 80 kilometre hızlanıyorsun, ona bakayım derken uçarsın yani, bakamazsın. Sahile iki tane afiş gördüm. Yani buralarda mesela en azından ben denk gelmedim başka mahalleler. Ki bulunduğum mahalle de Kartal'da CHP'nin en yüksek oy aldığı mahalle. Bir de öyle bir özelliği var. Yani değil mi? İnsan böyle madem bir çıkar işte pazar cumartesi günü mitingimiz var der. Ya toplumun hepsi halen sosyal medyada takılanların şöyle bir hastalığı var. Sosyal medyayı herkes takip ediyor sanıyorlar. Ya sosyal medya, Twitter falan dediğin %1-2 işi yani halen insanlar geleneksel yöntemlere başvuruyorlar. Çık işte bir mitingimiz var diye anons ettir. Belediye sana ait. Ya da işte mahalle aralarına afiş yaz. Tabii, Kaç tabii. kişi diyor sahilde geziyor. Yani anlatmaya çalıştığım, lafı uzatmayayım. Örgütlerin beklenti çok yüksek ama örgütlerin tabanı, o kitleyi harekete geçirebilecek kadar bir çalışması en azından ben burada gözlemlemiyorum. Burada gözlemlemiyorum. Ha, başka yerde işte mail grupları var biliyorsun. İşte WhatsApp grupları var. İşte şu saatte mitingimiz var. Buyurun gelin demek artık kimse bir yere gelmez. Eğer o Tabii. kadar iddialıysan, hani bunu bir meydan okumaya çevirmek istiyorsan, çünkü burada sadece adaylığını ilan edecek, belki hiç olmadığı kadar sert bir konuşma göreceğiz. İşte Sadat'la beraber bir meydan okuma yaptı. Oradaki çok önemli bir açıklama var. Yani şu mesajı veriyor. Hani biz tamam işte bu 2017 referandum seçimlerinde sokağa inmedik. Ki orada malum partiye şöyle ihbarlar gelmiş. Sokakta bir sopalı silahlı adamlar var. Ama diyor bu sefer diyor seçimde diyor son olursa bırakmayacağız diyor. Yani bir meydan okuyor. Bu burada aslında iktidar da bir meydan okuyor. Devletin içindeki belki belli unsurlar da meydan okuyor. Eğer diyor bir şeyler düşünüyorsanız diyor bu sefer geri adım atmayacağız diyor. Bu önemli bir meydan okuma. Dolayısıyla oradaki kitle de bu meydan okuma ne kadar gerçek olduğunu gösterecek. Ama bu, bütün bunların olması için örgütlerine çalışması lazım. Yani ben buradan bakınca görmedim çalışma. Ama belki atıyorum sen oturduğun mahallede farklıdır yani. O açıdan çok iddialı bir şey demeyeyim. Yok müdür, ben de Üsküdar Yenibosna arasında metrobüs yolunda, o çevre yolunda sadece billboardlarda gördüm. O gördüğümü anlattım. Ama çok haklısın. Bugün ne Perşembe, Cuma, Cumartesi, 2 gün kalmış. Orayı senin şimdiden bayram alanına, bayram yerine tören alanına çevirmen lazımdı. Ey örgütler diye biz buradan son bir fırçamızı atalım. Belki bu video ile birlikte harekete geçerler. Belki de bu akşamdan itibaren, bu videonun yayınlandığı Perşembe akşamı 21'den itibaren harekete geçmiş olabilirler. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak mı diye sorduk. Ben evet açıklayacak büyük ihtimalle dedim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, adaylığı ile ilgili Ali Kemal'in biraz temkinli bir yorumu oldu. Ali Kemal, sen izleyeceksin değil mi mitingi? Mitingi izleyeceğim tabii. Zaten yakın bana. Yani 20 dakika yürüsem giderim. Bir gözlemlemek isterim tabii ki muhalefetin önemli bir toplantısı. İzlemesen bile balkondan dinlerim diyorsun mudur? Yok, balkon tabii balkon zor gelir de sadece tabii ki bir de vereceği mesajları da merak ediyorum ve insanların tabii şeyini de görmek lazım. Enerjisini de görmek lazım. Biraz önce bahsediyorsun ya Türkiye'de çok ciddi bir hayat pahalılığı var. Fakat bu tip mitinglerle alakalı da zaman zaman şöyle endişeler dile getiriliyor. İşte diyor ki yani bu tarz mitingler toplumun diğer kesimlerinde endişeye neden olur mu? Hayır, olmaz. Hani burada sonuç olarak verdiğim mesaj önemli. Dozajını iyi tutturmak lazım. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı konjektür yok. O tarihte evet yapılan bazı kitlesel mitingler. Karşı tarafta şimdi gidiyoruz, işte koltukları kaybediyoruz, sadece konsolide olalım diye sandığa gitmeyen iktidar yandaşlarının da sandığa götürdüğü görüldü, yaşandı. Ama artık Türkiye'de öyle bir hayat pahalılığı var ki, yani kalkıp buna rağmen aman işte biz gideceğiz, muhalefet çok kalabalık, mahvoluruz endişeleri yaşıyorsa zaten bu kişilere yapacak bir şey yok. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Muhalefetin belli dozajlarla da olsa meydana inmesi gerekiyor. İnsanlara en azından biraz umut vermesi gerekiyor. Bugün onu göreceğiz yani cumartesi günü. Ben de merak ediyorum. Gerçekten. Hani ama bu çalışmayla bak bu çalışmayla yani şu anki gözlemlediğim çalışmayla şimdi emek verenler diyecektir ya ne alaka var? Çünkü bir il yöneticisiyle de görüştüm. Biz çok çalışıyoruz. Evet dedim siz çok çalışıyor olabilirsiniz ama sen arıyorsun işte Maltepe'deki adam var diyorsun. Kartal'daki adam arıyorsun. Kartal'daki adam çalışmazsa ne olur? Bu telefonun çıkmasının şöyle kötü bir tarafı oldu biliyor musun? İşte fazla mesaj paylaşan çok çalışmış oluyor müdürüm. O yüzden yani kim ne yapıyor, kim ne diyor onu görmüyorsun.
Peki, bunların hepsini cumartesi akşamı o mitingde göreceğiz. Ali Kemal, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Cumartesi akşamından sonra zaten değerlendiririz. Orada daha net Tabii. bir tablo ortaya çıkacaktır. Ama her açıdan tarihi bir miting olacak. Kemal Kılıçdaroğlu şu an için en azından avantajı yakalamış görünüyor. O net. Evet. Bugün için bunu söyleyebiliriz. Ama yarın ne olur onu da göreceğiz. Sevgili seyirciler, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun ki cumartesi akşamı gerçekleşecek miting ve ondan sonraki siyasi arena tartışmalarımızı kaçırmayın. Ben Emre Kulcanay, hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar dilerim.